belediye ile ilgili, mevcut durumla ilgili bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Dün birim müdürleriyle tek tek görüşmeler gerçekleştirdik ve birimlerle ilgili acil durumları tespit etmeye çalıştık. İlk planda yapılması gerekenleri en azından şu an öğrenmek adına bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün de tüm birim amirlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Dün de bugün itibariyle yapmış olduğumuz çalışmalarda belediye ile ilgili ciddi anlamda eksiklikler tespit edildi. Aslında Kars'taki mevcut hizmetlerin yerine getirilmemiş olmasına ama bunlar anlaşılıyor. Her şeyden önce mevcut ekipmanlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Şu an işler durumunda olanlar çok az, daha çok atıl durumda olan ekipmanlar. Yine personelle ilgili sıkıntıları da seçim kampanyamızda dile getirmiştik. Dün mazgatayı alıp buraya geldik ve başkan vekilimizle sonuçta bizi karşıladılar. Nezaket gösterdiler. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra biz bir partinin temsilcisi değil, şehrin belediye başkanıyız. Herkese karşı sorumluyuz. Bütün partilere eşit hizmet verme, bütün partililere eşit mesafede durma sorumluluğumuz var. Dolayısıyla partilerle ilgili açıklamalara asla yani taraf olmayacağız. Ve elbette ki halka hizmet verirken de eşit mesafede durma zorunluluğumuz var. Biz hem bir sabır çağrısı yapıyoruz halkımıza. Yani şu anda eldeki ekipmandan küçük masraflar yapılamadığı için tamirden çıkarılabilecek, tamircilerden kurtarılabilecek araçları kurtarmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle fen işlerinden çöpe 3-4 kamyonu tahsis ederek arkadaşlarımız acilen birikmiş olan bütün çöpü toplamaya dair bir çalışma yapıyorlar. İtfaiyenin arızalı olduğu için kullanılmayan, uzun süredir kullanılmayan araçlarından bir tanesini acil çözüp yıkama işlerini merkezde en azından yapma imkanını zorlayacağız. Birkaç gün içerisinde şehirde en azından birikmiş olan, mahallelerde birikmiş olan, yani artık gerçekten belki de hani hijyen açısından çok ciddi tehdit düzeyine ulaşmış çöp yığınlarını bitirmeyi hedefleyeceğiz. Çok kısa süre içerisinde hem asfalt tesisimizi ama önce yani kaldırım taşları ile ilgili çalışan tesisimizi açacağız arkadaşlar. Yani buraların elektrik ve doğalgaz borçları var. Bu borçları çok hızlı biçimde çözeceğiz ve çok yakında yani fen işlerimiz doğrudan herhangi bir ihaleye çıkmaksızın kendi personelimizle, kendi çalışanlarımızla yollarla ilgili acil ihtiyaçlara müdahale etmeye başlayacaklar. Tabii ki yani bu hizmetlerin verilmesi bir kısmı zaman alacak. Dolayısıyla halkımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Bir de özel çağrımız var. Bütün birimlerimizin ortak talebidir. Ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya birimlerimiz. Günlük yakıtı kimi tahsilatlarla çözmeye çalışıyoruz. Araçların çalışmasının tek yolu bu yakıt ihtiyacının karşılanması. Şu anda tabii ki ihale yapmak ya da başka prosedürleri işletmek teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla da yani yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde zorunlu günlük rutin harcamaları çözmemiz gerekiyor. Bu konuda halkımızın, esnafımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Birikmiş sigortalarını ödemeleri konusunda. Sonuçta bu para bundan sonra asla bir suistimal, asla bir şaibe söz konusu olmaksızın bu şehrin acil hizmetlerinde kullanılacak. Bütün şeffaflığıyla bunu zaten paylaşacağız. Yani biz hem ekipmanlarla ilgili dökümanı aldığımızda hem borçlarla ilgili dökümanı aldığımızda zaten halkımızla paylaşacağız. Binamızın önüne asacağız ya da billboardlara asacağız. Zaten herkes kaç tane araç var ya da işte ne kadar borç var, ne kadar mal var, mülk var. Bunları zaten herkes öğrenecek. Bu kısa sürenin harcama kalemlerini de internet sitemizden çok kısa süre içerisinde duyuracağız. Nereden ne kadar tahsilat oldu ve nereye harcandı. Ama halkımız da özellikle su borçları, emlak vergileri ve geriye dönük kiralar konusunda duyarlılık gösterir, destek olurlarsa sonuçta bu şehri birlikte çok kısa süre içerisinde bu utanç manzarasından çıkartmış oluruz. Seferberlik başlatalım yani. Evet, yani bunu bütün halkımızla birlikte, tabii ki personelimizle öyle çalışacağız. Zaten birkaç gün içerisinde bir belki bir bahar temizliği diye tarif edeceğimiz birimlerimizin önerisi bu. Yani bir güçlü, belki gönüllü, sadece personelle de değil, gönüllü bir hem temizlik kampanyası hem de yani
bir ağaçlandırma kampanyası başlatacağız. Yani tüm bunlar tabii ki bir moral, bir dayanışmadır. Sembolik açıdan önemlidir. Gayet tabii bundan sonra bunları kendi kaynaklarımızla, kendi personelimizle çözeceğiz ama başlangıcı böyle yapmak zorundayız ve bu galiba şehre sahip çıkmak açısından da değerli bir mesaj olacaktır. Yani hem mülkiye müfettişlerinin, hem yani Sayıştay mali denetçilerinin, hem de şehirde destek isteyeceğiz. Mali Müşavirler Odası'nın yani burada hesap kitapla ilgili, mülklerle ilgili, teknik tespit ya da yani mali tespit konusunda katkı sunmalarını istiyoruz. Bir de birkaç hafta içinde yapmamız gerekenler var. Bu birkaç hafta içinde yapacaklarımız öncelikle temizlik ve yolla ilgili olanlardır. Yani tabii ki yol bitmez, temizlik de bitmez zaten ama temizlikte en azından artık bir rutin toplama, yani şu anda hem toplama merkezleriyle ilgili, hem atıldığı yer Karadağ'la ilgili, hem işte fiilen sokaktakilerin yani araçlarla alınmasıyla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Yani bunun sisteminin oturması, mekanının değişmesi, hatta bir geri dönüşüm sistemi proje yaparak belki biyoenerji sistemini kurmak gibi planlarımız var. Bunların çözümü de bir kısmı zamana kalacak ama en azından acil olanlarını yapacağız. Arkadaşlar yani biz zaten görevimiz olan şeyleri söylüyoruz. Bunlar çok olağanüstü şeyler değil. Zaten yapılması gereken şeyler. Bunun üzerinden bir propaganda ya da bir üstünlük falan taslayacak halimiz zaten yok. Bunları yaptıktan sonra asıl biz daha üretken, daha belki gerçekten şehre umut, heyecan verecek ciddi katkılar sunmayı biz kendimiz için bir yarış olarak görüyoruz. Birçok yolu şu an çamurdan geçilmiyor tabiriz öyleyse. Yani bir iki aylık süreç değil. Vatandaşların çok ciddi yollar için beklentileri var, özellikle ara mahallelerde. Bunun için acil çözümlerimiz olacak mı? Şimdi arkadaşlar, yani eğer bugün itibariyle arkadaşlarımız elektrik ödemesini yapıp yani parke taşı tesisimizi açacaklar. Yani yarından itibaren üretime geçeceğini umut ediyoruz parke taşına. Yani asfaltla ilgili olan borcu biraz daha fazla. Yani borç 200'ün üzerinde ama 70-80 aralığında bir ödeme yaparak yani diğer borcu yapılandırıp tesis açmak istiyoruz. Eğer bu konuda da yani Kargaz'la görüşmemiz neticesinde bize birim müdürlerimizin verdiği bilginin gereğini yapabilirsek, başarırsak onu da çok kısa süre içinde çözeceğiz. Yani asfalt ve yani parke taşını çözdüğümüzde biz kendi personelimizle herhangi bir ihaleye gitmeksizin bu hizmetleri vermeye başlayacağız. Yani dolgu konusu arkadaşlar şu anda görünen en hızlı çözüm. Yani bütün bir yol yenileme işi elbette ki zaman alacak bir şey. Mevsim de buna çok imkan vermiyor şu anda. Ama yani taş köşeme ve dolgu konusunda yani çok uzun olmayan bir süre içerisinde öyle tahmin ediyoruz ki en azından hizmet vermeye başlayacağız. Yani ne kadar sürede bitiririz onu biraz da çalışma arkadaşlarımızın temposuna, biraz bizim yani onlara sunduğumuz imkanlara, araç, ekipman imkanlarına bağlı olarak şekillenecek. Ama en azından yapmaya başlayacağız. Bu kesin. Arkadaşlar, teşekkür ederim.